Polikistik over sendromu, üreme çağındaki 5 kadından birinde gözlenen endokrin sistem hastalığıdır. Normalde yumurtalıklarımızda bizim folikül denilen yumurtaların geliştiği yapılar vardır. Polikistik over sendromunda bu foliküllerin sayısı artmıştır ve yumurtanın büyüklüğü artmıştır. Bu foliküler yapılar ultrasonografide karşımıza multiple, yani çok sayıda kist olarak karşımıza çıkar. Bu kistlerin bizim için dezavantajı nedir? Bu kistleri bu bölgedeki hormon dengesini değiştirirler. Ve bunun sonucu olarak hastalar karşımıza ben adet göremiyorum diye başvurabilirler. Aynı zamanda bu foliküler kistler erkeklik hormonları üretimini de arttırırlar ve buna bağlı olarak hastalarda erkek tipi kıllanma, saç dökülmesi ve sivilcelenme gözlenebilir. Şimdi hastalar polikliniğe başvururken karşımıza şu şekilde geliyor: benim kistlerim varmış. Evet, bu hastaların kistleri vardır ama bu kistler ameliyat gerektiren kistler değildir. Bu kistler minik minik gözlenen aslında foliküllerdir. Şimdi polikistik over sendromunda iki temel problem vardır. Bunlardan bir tanesi düzenli adet görememe, ikincisi ise benim çocuğum olmuyordur. Şimdi polikistik over sendromları bizden ne istiyorsa biz ona göre o hastayı tedavi ediyoruz. Eğer düzenli adet görmek istiyorsa ilk önce kan tablosundaki hormon değerlerine bakıyoruz. Bu hastalarda bu foliküller insülin benzeri hormon salgıladıkları için kan şeker değişiklikleri de sık gözlenir. Yani hipoglisemi ya da hiperglisemiye eğilim vardır. İleriki dönemde ise bu hastalarda diyabet gelişme riski vardır. Hastaların şeker yükleme testi, HOMA-IRE indeksi ya da hormon profiline bakıyoruz. Eğer buralardaki patolojilere göre, eğer hastada bir şeker dengesizliği varsa şeker ilaçları ya da hormon dengesizliği varsa genellikle de doğum kontrol haplarıyla bu hastanın düzenli adet görmesini sağlıyoruz. Çocuğum olmuyor diye gelen çiftler ise özellikle tüp bebek kliniklerine bugün kadın nedenli infertilite nedeniyle başvuru içerisinde polikistik over sendromu en üst sıralarda yer almaktadır. Fakat bunlar bizim yaptığımız tedavileri çok iyi yanıt veren gruptur. İlk önce polikistik over sendromu polikliniğimize benim çocuğum olmuyor diye başvurduğunda acaba bu hasta yumurtluyor mu, yumurtlamıyor mu onun tespitini yaparız ve folikül takibini alırız. Yumurta takibini alırız hastayı. Eğer hastada yumurtlama tespit etmiyor isek şayet, o zaman yumurta geliştirici ilaçlar veririz. Buna eğer bir gebelik oluşmadıysa aşılama ekleyebiliriz. Eğer bu tedavilere yanıt vermediyse o zaman tüp bebek kliniğine hastamızı göndeririz. Başarı, tüp bebeğin başarısı polikistik over hastalıklarında oldukça iyidir ve şunu hastalara rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söylemek gerekiyor. Polikistik over sendromlu hastaların çocuğu olabilir ama çocuğun olması biraz güç olabilmektedir.